Sevgili dostlar, kanalıma hoş geldiniz. This War of Mine 6. bölümüyle birlikteyiz. En son ne olmuştu bir hatırlatalım size. En son Emilia ile süpermarketi lootlamaya çalışıyorduk. Hatta ilk gittiğimiz zaman da bir askerin bir kadına yeltendiğini gördük ve kadının hayatını kurtarmıştık. Hatta kara kışı da geride bırakmıştık. Bakalım. Bir de ek olarak İlaç tezgahı ve bitki tezgahı yapmıştık. İlaç ve sargı bezi yapabilmek için, ticarette kullanmak için. Savaşın 32. günündeyiz. Bakalım nelerle karşılaşacağız, neler olacak. Şimdi gerekli malzemelere bakalım. Tahtamız azalmış. Şu an açlığını biraz azaltalım. Bir de radyoya bakmak istiyorum savaşın gidişatı hakkında. Ne yapabilirim bakalım. Gramodian Federasyonu birbirine sınırda geçtiğinde hiçbir güneşle karşılaşmadan Pogarena doğru ilerliyorlar. 3 güneş şehre varmış olurlar. Sevinçle belirtelim ki havalar artık açacak. Önümüzdeki günlerde hava sıcaklığının daha yükselmesi bekleniyor. Bu Pogaren halkını biraz olsun rahatlatacak. Yani diğer birliklerin demek ki savaşın sonunu getireceğini anlayabiliyoruz buradaki radyoda verilen bilgiyle. Yiyecekten çok bir problem yaşamadık. Evet, elektronik parçaya ihtiyacımız vardı ısı lambası yapabilmek için. Biraz sobaya ateşleyelim şöyle bir yansın. Yani içerinin sıcaklığını arttıralım ne olur ne olmaz. Son günlerde tehlikeli yani hastalıktan ölmektense. Yani şu an gerekli olan her şey var aslında. Ama su ne durumda? 14 tane suyumuz var. Şuradan bakalım ne yapabiliyoruz. Evet. İlaç yapabiliyoruz. Hatta 2 tane ilaç yapacağım. Ki abimizle bir takas yapalım. Abicim birazcık sabret. Geleceğim kapıya. Yani tüccar da çok bir şey getirmiyor aslında. Bilmiyorum niye böyle oldu. Bir iki gün daha dayanabilirsek sanırım sonuna gelebileceğiz yani. Evet. Şimdi bakalım. Tahtamız azdı. Evet, bunların karşılığında fazla geliyor bence. Onun yerine ne alabilirim diye bakıyorum. Şöyle denesek yine de oluyor. Ama ben zararda mıyım acaba? Şimdi dengeyi kurmam lazım sonuçta.
Mesela şu tahtaya ben... Şeker alabilirim. Sigaraları vereyim. Kullanmayacağım zaten. Karakterim sigara kullanmıyor. Kahve içtiği için. Bir tane yemek verelim. Boş kovan mermilerini takaslayacaktık en son. Ona karşılık... Olmuyor. Olmasın. Tam denk geliyor demek ki. Adamda da bir şey kalmadı daha. Ne alabilirim ki? Düşünüyorum şu anda. Gerekli zaten her şeye var şu anda. Loot için çıktığım zaman da ne getirebilirim? Elektronik malzemeye ihtiyacımız var ama işte onu bulamadık zaten. Sıkıntı o. Yani onu bulamadık. Suyumuz iyi. Bakmak istiyorum şu ilaç atölyesine. Sargı bezi yapabiliyoruz aslında. Ama şu an yapmayacağım. Şu an Emine'yi dinlendireceğim. Günü bitireceğim. Ve savaş bitti. O da güzel. Hatta kalmayı başardın. Vay be. Ufaklığın çizmiş olduğu resim sanırım. Dördüncü günde yaşanmış. Kimsenin benim için vakti yoktu ve beni umursamıyorlardı. Bundan nefret ediyordum. Altıncı günde aç adam. Zalata yemeğimizi çok aç bir adamla paylaştı. Evet, gittiğimiz yerde vermiştik. Yedinci günde hayat kurtarmak. Komşumuzun çocukları anneleri için ilaç istedi ama bizim daha çok ihtiyacımız olduğuna karar verdik. Çocuklar gelmişti, evet, ilaç vermemiştik. Anna'ya ne oldu? Birisi kız arkadaşına vermemiz için ilaç verdi ama kız hiç almaya gelmedi. Zlata öldü. Evet, ölmüştü maalesef. Karanlıkta yapayalnız. Gece yapayalnız bırakıldım. Biri gelip canımı yakacak diye çok korktum. Bir çocuğun çaresizliği 12 günü. 12. gün. Çocukların kedere boğulmasını izlemek çok üzücü. Asla unutmayacağım bir tablo. Hırsızlarla baş başa. Canımı yakmak ve eşyalarımızı çalmak isteyen birkaç adam geldi ve onları durdurabilecek kimse yoktu. Çok korktum. Bir daha asla yalnız kalmak istemiyorum. 14. günde hastaneyi soyduk. Hastanede sağlık malzemeleri bulmakta sıkıntı çekiyordu ve Emily onların elindeki azıcık şeyi çaldı. 17. gün. Diri diri gömülme. Yakınlardaki bir evde bomba düşünce insanlar moloz altında kaldı. Emily onları çıkarmaya yardım etti. Kalina ve Arika kaçtı. Evet. Hain Arika.
Kalacak güvenli bir yer buldular mı? İyiler mi? Umarım iyilerdir. Tehlikedeki kız. 22. gün. Emilia sarhoşken sarhoş askerden kızı kurtardı. Evet, bu en son markete gittiğimiz zamanda. 26. gün. Zor karar. Babası hasta olan birini soyduk. Minnettar kız. Daha önce kurtardığımız bir kız bize teşekkür etmeye ve annesinin küpelerini bize vermeye geldi. Evet, bu yardım ettiğimiz sağlık malzemesi vermiştik. 32. günde savaş sonlanmış. Uzun süredir beklenen ateşkes sonunda geldi ve Pogorelin'deki savaşa bir son verdi. Grazania hayatta kalmaya başaranlar bunu hiçbir zaman unutmayacak demiş. Savaştan sonra Emilia her şeyi unutmak istedi. Bu yüzden Pogorelin'i terk etti ve bir hukuk şirketine katıldı. ABD'ye gitti. Yeteri kadar para kazanıyor. Eğer yaşasaydı babasının onunla gurur duyardı. Ancak beyni geceleri gördüğü kabuslar ve erkeklere karşı hissettiği nefretle meşgul. Zlata ne kadar genç ve yaşam dolu olsa da hayatta kalmayı başaramadı. Yaşasaydı müzik kariyerine devam edebilir miydi? Belki de dünya çok ünlü bir müzisyeni veya şairi kaybetti. Kalina için endişelen Arika sığınaktan ayrılıp başka yerde yardım aramanın daha iyi bir fikir olduğuna karar verdi. Bir gece Arika, Kalina ile birlikte sığınağı terk etti. Bir şekilde sığınmacı kampına ulaştılar ve savaşın geri kalanını orada geçirdiler. Güzel. Yani bu savaşın hazin sonunu yaşayan bir tek Zlat oldu aslında. Bu diğer üçü en azından bir şekilde sona ulaşmış. Evet sevgili dostlar. Bir bölümün daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için, kanalıma abone olduğunuz için, videolarımın altına beğeni ve yorum attığınız için çok ama çok teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.